mesela gene örneğimizden devam edelim. O 2000'in 1000'ini ben kendi ihtiyacım için kullanacağım, fabrikada kullanıyorum. Evet. Bunu ben kullanırken bedava mı kullanıyorum? Ne türlü şey faydası oluyor bana? Aslında şöyle oluyor teknik yani olarak. Çünkü ben üretmişim o kadar. Evet. Fazla fazla da üretmişim. Devlete de bir yüküm yok. O zaman ben devlete ayrıca bir para veriyor muyum? Bunun için ayrıca bir para vermiyorsunuz tabii ki. Sonuçta içeride tüketiyorsunuz bunu sayaca gitmeden. Yani bu biliyorsunuz mesken de olsa, bir işletme de olsa, sanayi tesisi de olsa elektrik enerjisinin ölçülebilmesi için bir sayaç var. Yani sayaca gitmeden içeride tüketebiliyorsunuz zaten. Burada herhangi bir bedel söz konusu değil. Kendi yani ürettiğinizi, tükettiğiniz sürece herhangi bir sorun yok. Yani siz diyelim ki devlet 10 liraya veriyorsa, bunu 5 liraya üretebiliyorsanız, evet, orada 5 liralık bir avantaj sağlıyorsunuz. Evet. Ve bu yatırım da kendisine böyle olduğu takdirde, mesela kaç senede amorti ediyor? Aslında 10 liralık avantaj sağlıyorsunuz. Şebekeden 10 liraya aldığınız için. Evet. Yani 5 liralık yatırımı. Ama bir maliyetiniz yok mu hiç? Yok, maliyetiniz. İşletme maliyeti çok mu düşük? İşletme maliyeti aslında şu anda bir sanayiye bir yatırım yaptığınızda, sanayi tesislerinde 4-5 senelik bir geri dönüş söz konusu. 4-5 senede geri dönüşü gerçekleştirilebiliyor. İyi bir yatırım o zaman. Evet. Peki, şimdi o 1000 birimi kullandım kendim. Evet. 2000'de ürettim. O 1000'ini de devlete veyahut da dağıtım şirketine satacağım. Evet. Onu kaç liraya satıyorum? Yani benim devletten aldığım fiyata mı satıyorum, başka bir fiyata mı satıyorum? Bu satış yapılırken devletten aldığınız birim fiyattan satış yapıyorsunuz. Devletten aldığınız birim fiyattan satış yapıyorsunuz. Enerji birim fiyatından yalnız. Bir de dağıtım bedeli var. Şeye sattığınız için, şebekeye sattığınız için, sattığınız enerjinin de tabii ki bir dağıtım bedelini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yok yok, şimdi dağıtım şirketi benden kaç alıyor, onu soruyorum. Evet, enerji birim fiyatına kaçtan alıyorsanız dağıtım şirketinden, o fiyattan mesela satıyorsunuz. Mesela şimdi dağıtım şirketi sanayiye 10 liradan satıyorsa, evet, 10 liradan mı alıyor? Satarken. Evet, 10 liradan alıyor ama şimdi enerji birim fiyatı şöyle bir. O kendi karını şunu bunu düşerekten almıyor mu? Şöyle, enerji birim fiyatı artı dağıtım bedeli diye bunu bölebiliriz. Yani dağıtım bedeli de 1/3 bir fiyat diyebiliriz. Yani enerji dağıtım hatlarını kullandığınız için orada bir fiyat kesiliyor tabii ki. Mesela vergiler var. Vergilerden de tasarruf ediyorsunuz tabii ki ama satarken sadece enerji birim fiyatından satıyorsunuz. Esas vergiyi soruyorum ben. Vergi, esas, evet. Tabii. Vergide herhangi bir geri ödeme veya... Yani ben 10 liraya alıyorsam, hı-hı, bir şeyi, onun içerisinde yarısı vergi zaten. Evet. Yani ben o vergileri düşemeyeceğime göre, yani ben satarken 5 liraya satabileceğim ancak, öyle gözüküyor. Evet. Doğru mu? Satarken o fiyattan satıyorsunuz. O yüzden satmak çok avantajlı bir model değil güneş enerji yatırımlarında. Evet, yani onun için kendi ihtiyacının çok üzerinde yatırım yapmak avantajlı bir gözükmüyor. Değil, değil. Bu mevzuata göre, yani şu andaki mevcut duruma göre avantajlı değil finansal bakımdan. Evet. Ya o zaman da hani bu tarlalarda, dağlarda filan kendi üretmek isteyen insanlar çok kar edemeyecek bu durumda. Yani şu anda zaten o tarz işte santral kurayım ve şebekeye satayım modeli diye bir model kalmadı. Yani böyle bir, evet, yatırım modeli yok. Yani, evet, şu andaki en... Yani şu anda ihtiyacı olan kadar, evet, insanların üretmesi lazım. Küçük üreticiler için konuşuyoruz, evet, bunu tabii. Küçük büyük restleri falan üretenler veyahut müthiş GES yatırımları yapan devasa firmalar var. Onlar hariç herhalde. Onlar hariç. Onlar lisanslı yatırım. Biz yani küçük ve orta boy işletmeler için soruyoruz. Son olarak... Buyurun. 3-4 dakikamız kaldı. Ben evimdeki ihtiyacımı karşılayacak kadar küçük bir şey kurmaya çalışsam, kurabilir miyim ve bunun bana bir avantajı olur mu? Evler için aslında
yönetmelik çok net bir şekilde aslında evlere kurmayı teşvik ediyor. Ve halkımız da bundan çok ciddi ve faydalı bir şekilde yararlanabilirler. Mevzuat burada o biraz önce bahsettiğimiz sınırlamalar evler için yok. Yani bir ev yapıyorsanız veya mevcut müstakil bir eviniz vardır. Çatısı da müsaittir. Belli de bir tüketiminiz vardır. Buradaki faturanızda yazan sözleşme gücünü dikkate alarak ilgili dağıtım şirketine de başvurarak bu yatırımı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten devlet de bunun önünü sonuna kadar açtı. Vatandaşımız burada... Yani orada da kendi ihtiyacınız kadar üretmeniz gibi gözüküyor değil mi? Tabii kendi ihtiyacınız kadar ama yani çatınızda yer vardır. Fazlasını da üretebilirsin, satabilirsin de diyor. Yani 50 kilovata kadar bu sınır tanımlanmış vaziyette. Ya da bunu mesela hani müstakil evler değil de belki siteler bazında düşünmek lazım. Bir evet. Sitede topyekun bir üretime geçilirse kendi ihtiyacını karşılayabilir mesela değil mi? Evet yani sitelerde genelde ortak alanlar oluyor. Mesela ortak alanlar işte neydi? Asansör gideriydi, işte aydınlatmaydı. O tarz... Mesela onlarda da 4-5 senede amorti eder mi? Onlarda 4-5 senede amorti etmesi çok zor. Çünkü elektrik hanenin elektrik fiyatı oldukça düşük. Onlarda 8-9 seneyi bulur geri dönüşüm çünkü süresi. Sanayiden daha ucuza veriliyor. Sanayiden evet daha ucuza kullanılıyor elektrik enerjisi evlerde. O yüzden orada öyle bir model söz konusu değil.